Merhabalar arkadaşlar. Sizinle bugün tanımlamalar konusunu işleyeceğiz. Tanımlamalar konusunun önemi şuradan kaynaklanır. Özellikle cümle öğelerinde biz cümle öğelerini ayırırken, yani cümleleri öğelere ayırırken tanımlamalardan oldukça fazla yararlanıyoruz. Tanımlamaların ne olduğunu söylemeden önce tanımlamaların ikiye ayrıldığını, sıfat tanımlaması ve isim tanımlamasının mutlak bilmemiz gerektiğini ifade edelim. Özellikle bu dersimizde tanımlamaları hem ayrıntılı bir şekilde anlatacağız hem de sizinle şifreli hale getireceğiz arkadaşlar. Özellikle isim tanımlamasını işlediğimiz zaman isim tanımlamasında sıfatlara çok değineceğiz. Bundan dolayı ilk önce bizim sıfatları çok iyi bilmemizde fayda var. Bundan dolayı ilk önce sıfatlar konusunu işleyelim. Sıfatlar nedir arkadaşlar? Sıfatlar bir ismin önüne gelerek onu renk, durum, biçim yönünde niteler nasıl sorusunu sorarız buna. Ya da işaret, belirsizlik, sayı, soru yoluyla belirtir. Bakın arkadaşlar ipuçlarımız nelerdir? Her sıfat aynı zamanda bir sıfat tanımlamasıdır. Yani siz sıfat konusunu biliyorsanız, siz sıfat konusunu işlemişseniz, sıfat konusunda bir sıkıntınız yoksa siz aynı zamanda sıfat tanımlamasını öğrenmiş olmuşsunuz arkadaşlar. Bir de şöyle bir şey var önümüzde. Bir ismi birden fazla sıfat niteleyebilir ya da belirtebilir. Orada yine bir sıfat tanımlaması vardır. Çünkü sıfat tanımlamasının fazla olması isimle ilgilidir. Ve sıfat sadece ismin önüne gelir. Sıfat sadece ismin önüne gelir. İsmi ya niteler ya da belirtir arkadaşlar. Şimdi şöyle çocuklar nasıl çocuklar? Çalışkan çocuklar. Nasıl insan? Kaliteli insan. Nasıl çiçek? Kırmızı çiçek. Nasıl evler? Büyük evler. Nasıl arabalar? Sağlam arabalar. Bakın arkadaşlar nasıl sorusunu sordum. Aynı zamanda siz sıfatları işlerken niteleme sıfatı sorusuna nasıl sorusunu sorarız arkadaşlar. Yani niteleme sıfatının sorusu nasıl sorusudur arkadaşlar. Bir de dedik ya bir isim birden fazla sıfat alabilir. Bakın hem niteleme sıfatını almış hem de belgisiz sıfat almış. Hem niteleme sıfat almış hem belgisiz sıfat almış. Hem niteleme sıfatını almış hem de sayı sıfatını almış. Bir de şuraya geçelim arkadaşlar. Bu insanlar işaret sıfatı 5. kat. Kaçıncı kat? 5. kat. Sayı sıfatı her gün kaç gün. Yine burada ise belgisiz sıfat görüyoruz arkadaşlar. Kaç gün olduğunu bilmiyoruz. 7 kardeş. Kaç kardeş? 7 kardeş yine asıl sayı sıfatı olarak önümüze çıkıyor. Onar elma, kaçar elma, birleştirme sayı sıfatı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şuraya dikkat edin arkadaşlarım. Hepsinin ortak noktası ismin önüne gelip ya nitelemesi olarak karşımıza çıkar ya da belirtmesi olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi burada bir ipucu. İpucu nedir arkadaşlar? İpucu şudur. Bir defa bir öğrencinin, iyi bir öğrencinin, sağlam bir öğrencinin, kaliteli bir öğrencinin, yani yanlış yapma lüksü olmayan bir öğrencinin sıfat, zarf ve ismi birbirinden iyi ayırması lazım. Bakın ipucu veriyorum. İpucu şudur. Sıfat sadece ismin önüne gelir. Sıfat sadece ismin önüne gelir. Sıfat başka hiçbir şeyin önüne gelmez. Hiçbir şeyi nitelemez. Sadece ismi niteler. Ya ismi niteler ya da ismi belirtir. Yani sıfatın sadece yol arkadaşı isimdir. Zarf ise ismin dışında her şeyin önüne gelir ve onu belirtir arkadaşlar. Yani fiilin önüne gelir, sıfatın önüne gelir, zarfın önüne gelir. Fiilin sıfatı da diyebiliriz özellikle. Fiilin sıfatı da diyebiliriz. Yani sıfat sadece ismin önüne gelir. Zarf ise fiilin önüne gelir. Bu bir yere kadar bizi götürür. Ama zarf sadece fiilin önüne gelmez. Zarf, zarfın dahi miktarını belirtebilir. Zarf, sıfatın miktarını belirtebilir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. İsim ise bir varlığın yerini tutan, bir varlığı bize tanıtan sözcük türüdür arkadaşlar. Bir varlığı ayrıştıran sözcük türüdür. Bakın arkadaşlar ben güzeli 3 yerde kullandım. Güzel insanlar ismin önüne geldi. Güzel geldiler fiilin önüne geldi. Bir de güzeller artık bir varlığın yerini tutmuş. Güzeldi yine bir varlık olarak karşımıza çıktığı için isimdir arkadaşlar. O zaman ne diyoruz? Sıfat ismin önüne geliyor.
Zarf fiilin önüne geliyor. İsim ise bir varlığın yerini tutuyor arkadaşlarım. Şimdi ipucu olarak karşımıza çıkacak ve örnek. Şimdi kötü iki yerde kötü var. Hem niteleme sıfatı olarak hem de isim olarak karşımıza çıkar. Niteleme sıfatı olarak nasıl insanlar kötü insanlar. Nasıl insanlar kötü insanlar. Sıfat adlaşır yani isimleşir. Kötülerle buraya geldi. Kötüler buraya geldi. Şimdi kötüler buraya geldi derken yani insanlar buraya geldi. Yani ismin yerini tutmuş. Artık bir varlığın yerini tutmuş arkadaşlar. Böyle işaret sıfatı olabilir. Böyle işaret zamiri olabilir. Böyle zarf olabilir arkadaşlar. Zarfın bir diğer ismi biliyorsunuz belirteçtir. Zarfın bir diğer ismi nedir arkadaşlar? Belirteçtir. Hemen geliyoruz buraya. Böyle insanlar ismin önüne gelip onu belirtmiş arkadaşlar. Böyleleri ismin yerini tutmuş işaret yoluyla. İşaret zamiri. Böyle geçti. Nasıl geçti? Böyle geçti. Fiilin önüne gelmiş. Böyle geçti. Nasıl geçti? Fiile soruyorum. Böyle insanlar nasıl sorusunu isme soruyorum. Yani insanlara soruyorum. Ve ismin yerini işaret yoluyla tutuyorsa da bu da zamirdir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi mor olanlara bakıyoruz. Öteki, öteki. Öteki hem işaret sıfatı olabiliyor hem işaret zamiri. Bakın arkadaşlar işaret sıfatları isimleştiği zaman işaret zamirine dönüşüyor. Lütfen burayı kaçırmayın. Lütfen burayı kaçırmayın. Öteki insanlar diyorum. Nasıl insanlar? Öteki insanlar. Bak ismin önüne gelmiş. İsmi işaret etmiş. Burada ise o ismin yerini işaret yoluyla tuttuğu için işaret zamiridir arkadaşlar. Şimdi şunlara dikkat edin. Hangi? Hangi? Hangi hem soru sıfatı olur hem de ek alarak soru zamiri olabilir. Yani ismin yerini soru yoluyla tutabilir arkadaşlar. İsmi soru yoluyla belirtiyorsa işaret sıfatı, ismin yerini soru yoluyla tutuyorsa işaret zamiridir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Burayı tekrar etmek istiyorum. Hangi adam soru yoluyla ismin yerini tutuyorsa işaret zamiri hangisi? Hangi adam ismi soru yoluyla belirtiyorsa soru sıfatı oluyor. Bitkin insanlarda bu siyahi olan örneğimiz de niteleme sıfatı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şimdi önümüze bir soru var arkadaşlarım. Sıcak. Diyor ki sıcak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmış sıcak sözcüğü? Sıfat görevinde kullanılmışsa benim öğrencilerim hemen biliyor. O zaman ismi belirten yerde ne yapmış arkadaşlar? Ya da niteleyen yerde hemen bir sıfat görevinde kullandığını söyleyebiliriz. Nasıl? Sıcak yemek. Bakın sıcak yemek. Nasıl yemek? Sıcak yemek. Ama sıcaklar bastırmadan bu havanın yerini tutmuş. Sıcak hava olarak sıcaklar isimleşmiş. Sıcakmış isimleşmiş. Sıcaktır. Bir de arkadaşlar yüklemde bulunursa bu sıfatlar genellikle isimleşiyor arkadaşlar. Bunlara da dikkat edelim. Sıcak yemek ise sıfat olduğu için cevabımız Bursa. Bakın Bursa çıktı. Şimdi arkadaşlar isim tanımlaması. İsim tanımlamasında şunu çok iyi bilmekte fayda var. İsim tanımlamasının bir yerde olabilmesi için mutlaka iki ismin olması lazım. Yani tamlayan grubu ve tamlanan grubu. Tamlayan ve tamlanan en az kendi içinde birer isimden oluşması lazım. Yani tamlayan da bir isim soylu olması lazım. Tamlanan da bir isim soylu. Hocam isim soylu nedir? İsim soylu şudur. İsim, zamir, edat, fiilimsi, sıfatın kendisi dahi bir isim soylu bir sözcüktür arkadaşlar. Buna dikkat edin. Şimdi tamlayanı tamlanana bağlayan ekler var. Buna ne diyoruz? Tamlayan eki ya da ilgi eki diyoruz. Bir de tamlanan eki var. Tamlanan eki nedir? Bu tamlananın kime ait olduğunu bildiren eklerdir. Ait olduğunu bildirdiği için biz iyelik eki ya da aitlik eki diyebiliyoruz. Yani tamlanan eki diyebiliyoruz. Şimdi hiç zaman kaybetmeden isim tanımlamasının en az iki isim soylu sözcükten oluştuğunu biliyoruz. Burada bir sıkıntı var mı? Yok. Tamlayan veya tamlananın isim soylu olması yani zamir, isim, edat veya fiilimsi olması lazım. Şimdi buraya dikkat edin. Leyla'nın evi. Kimin evi? Leyla'nın evi. Leyla'nın evi olduğu için bu ev kime aittir? Leyla'ya aittir. Hem tamlayan hem tamlananın ek aldığını görüyoruz burada. Benim babam
Onun gibisi gelmenin zamanı, bizim kızınız, sizin dünyanız, onlardan birkaçı, tavşanlardan birçoğu. Ne demiştik? Leyla'nın evi. Leyla da isim, ev de isim. Benim babam, babam isim, ben, zamir. Onun gibisi, onun zamir gibisi edat olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Şimdi özellikle isim tanımlamalarına geçmeden önce arkadaşlar ilgi eki ve iyelik ekini bilmekte fayda var. Yani tamlayan eki ve tamlanan ekini çok iyi bilmekte fayda var. Tamlayan eki neydi arkadaşlar? Tamlayan ile tamlanan arasında ilgi kurduğu için biz ilgi eki diyoruz. Şurada görünen hepsi nedir arkadaşlar? Hepsi ilgi ekidir. Yani tamlayan ile tamlanan arasındaki ilgiyi sağlıyor. Bu gördüğünüz ikinci kırmızılar ise arkadaşlar iyelik ekidir. Yani annenin kime ait olduğunu bildiriyor. Kimin annesi? Benim annem, senin annen, onun annesi, bizim annemiz, sizin anneniz, onların anneleri arkadaşlar. Kimin neyin sorusuna cevap veriyor biliyorsunuz. Dünyada kaç kişi vardı arkadaşlar? 6 kişi. 6 iyelik eki var arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Şimdi belirtili isim tanımlaması arkadaşlar. Belirtili isim tanımlamasında hem tamlayan var hem tamlanan var. Hem tamlayan var hem tamlanan var. Yani şurada hem tamlayan ek almış hem tamlanan ek almış. Leyla'nın evi. Bakın hem ilgi eki var hem iyelik eki var. Benim babam. Hem ilgi eki var hem iyelik eki var. Onun gibisi. Hem ilgi eki var hem iyelik eki var. Bakın bütün örneklerimizde bizim kızımız, sizin dünyanız, onlardan birkaçı, tavşanlardan birçoğu. Şimdi bunu bildikten sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Özelliklere geliyoruz. İpuçlarına geliyoruz. Birinci ipucumuz şu. Arkadaşlar tamlayan ile tamlanan arasına sözcük girebilir. Belirtili isim tanımasında. Umut'un kitapları belirtili isim tanımasıdır. Bakın iki tane sözcük girmiş. Yani sıfat. Güzel olan kitaplar. Nasıl kitaplar? Güzel olan kitaplar. Robin'in kedisi belirtili isim tanımasıdır. Çok sevimli kedisi. Bakın yine sözcükler girmiş. Şu kırmızı olanlar farklıdır. Yani isimle alakası yok. Sıfattırlar ya da burada bir zarfımız da var. İkinci özellik hem tamlayanı hem de tamlananı ayrı ayrı sıfat alabilir. İnsanların kitapları. İnsanların kitapları belirtili isim tanımasıdır. Nasıl kitap, nasıl insanlar? Güzel insanlar. Nasıl kitaplar? Değerli kitaplar arkadaşlar. Nasıl kız? Çılgın kız. Nasıl kedi? Sevimli kedi. Kızın kedisi belirtili isim tanımasıdır. Çılgın kızı, güzel sevimli kedisi yine ikisi de ayrı ayrı sıfat almış bulunuyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü ipucumuza bakıyoruz. Tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Burası çok önemli arkadaşlar. Genellikle şiirlerde bu ipucu vardır arkadaşlar. Duasını alın her zaman annenizin. Annenizin duası arkadaşlar. Annenizin duası. Güzel ağaçları vardı bahçenin. Bahçenin ağaçları. Bakın bahçenin ağaçları. Ağaçlarla bahçe yer değiştirmiş. Önce bahçe gelmesi lazımdı. Sonra ağaçlar. Çünkü bahçenin tamlayandır. Ağaçları tamlanandır. Ama ne olmuş? Şiirsel bir ifade olduğu için yer değiştirmiş olabilir arkadaşlar. Bu normal bir şekilde şiirlerde görebiliyoruz. Tamlayan ya da tamlanan zamir olabilir. Bunu önceden de söylemiştim size. Benim annem tamlayan zamir olmuş. Benim. Onların çoğu hem tamlayan hem tamlanan zamir olmuş. İnsanların bazıları tamlanan zamir olmuş. Çocuklardan birkaçı arkadaşlar çocuklardan birkaçı tamlanan zamir olmuş. Belgisiz zamir görüyoruz. Burayı lütfen, bu ipucu çok büyük bir ipucudur. Belirtili isim tanımlamasında tamlayan zamir olunca özellikle ben, siz ve bizim olursa arkadaşlar tamlanan eki olan iyelik eki, tamlanan eki olan iyelik eki, yani iyelik eki arkadaşlar bu ımız, ınız, bunlar düşse dahi yine belirtili isim tanımlamamız devam ediyor arkadaşlarımız. Nasıl? Bizim kızımız sınavı kazandı desen de belirtili isim tanımlamasıdır. Bizim kız sınavı kazandı dese de belirtili isim tanımlamasıdır arkadaşlar. Neden? Çünkü bu bizim bunun yerini tutabildiği için bunun, yani bu iyelik ekinin düşmesi hiçbir sakınca doğurmuyor. Sizin ev, sizin eviniz satıldı. Bu ınız, ımız arkadaşlar
düşebilir. Benim çocuk buraya geldi. Benim çocuğum buraya geldi. Fark etmiyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim arkadaşlarım. Özel not arkadaşım. Özel not nedir canlarım? Bunlara dikkat edin. Belirtili isim tanımlamasında arkadaşlar bazen tamlayanın tümü düşebilir. Tamlayanın tümü düşerse orada artık bir belirtili isim tanıması değil, bir isim tanıması bile yok arkadaşlar. Buna dikkat edin. Burada özellikle iyelik eklerinde biz şu soruya cevap verebiliriz. Yani tamlayana düşmüş isim tanıması olarak sorulardan görebiliyoruz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Şimdi nasıl oluyor? Bu cüzdanı kardeşi yolda bulmuş. Kimin kardeşi? Onun kardeşi. Onun düştüğü için onun tamlayandır arkadaşlar. Örneğin genellikle zamir olan, bakın zamir olan tamlayan düşer arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Kimin kardeşi? Onun kardeşi. Onun düştü. Tamlayana düşmüş bir isim tanıması. Ama burada bir isim tanıması örneği yoktur arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Belirtisiz isim tanıması arkadaşlar. Belirtisiz isim tanıması nedir? Sadece tamlanan ek alıyor. Yani iyelik eki sadece var. İlgi eki yok. Dikkat edin, sadece iyelik eki var. İlgi eki yok. Baba evi, öğretmen sevgisi, öğrenci kalemi, hasat zamanı, akasya durağı, kurtlar vadisi, cennet mahallesi, yaz mevsimi arkadaşlar. Ne sorusunu, ne durağı, akasya durağı, ne evi, baba evi, ne sevgisi, öğretmen sevgisi. Ama belirtili isim tanımasında neyin kimin sorusunu sorabiliyorduk arkadaşlar. Tamlayan ile tamlanan arası, bak, tamlayan ile tamlanan arasına hiçbir sözcük girmez arkadaşlar. Bir bütündür. Bir bütün olduğu için şurada sıfat arkadaşlar, gelen sıfat hem tamlayanı hem tamlananı birden niteler. Yani öğretmen çantası, pahalı öğretmen çantası. Burada pahalı olan ne öğretmendir ne çantanın kendisidir. Öğretmen çantası diye bir kavram var. Pahalı olan öğretmen çantasıdır arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Diyarbakır valisi eski Diyarbakır valisi. Diyarbakır eski değil. Diyarbakır valisi eskidir. Siyah öğrenci kalemi. Siyah olan öğrenci değil. Öğrenci kalemi siyahtır. Onun için arkadaşlar şöyle bir soru geldiği zaman aşağıdakilerden hangisinde bir sıfat bir ismin tümünü, yani isim tanımlamasının tümünü nitelemiş dendiği zaman önce belirtisi isim tanımlamasını lütfen bulmaya çalışın arkadaşlar. Özel notlarımıza başlıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunlar hem gramer konusudur hem de arkadaşlar anlam bilgisinin konusudur. Yani cümlede anlamın da konusudur. Tamlayan tamlananın neden yapıldığını bildirir belirtisiz isim tanımasında. Vişne reçeli, reçel neden yapılmış? Vişneden. Turşu neden yapılmış? Lahanadan. Kolonya tütünden. Tamlayan tamlananın nedeni, felaketin nedeni nedir? Sel. Korkunun nedeni nedir? Deprem. Stresin nedeni nedir? Sınav. Bir de tamlayan tamlananın nereye ait olduğunu da bildirebilir. Karpuz nereye aittir? Diyarbakır'a. Diyarbakır karpuzu belirtili isim tanıması. Dondurma nereye aittir? Maraş'a. Elma nereye aittir? Amasya arkadaşlar. Bakın bir daha söylüyorum. Tamlayan tamlananın neden yapıldığını bildirebilir. Vişne reçeli. Tamlayan tamlananın nedeni olabilir. Felaketin nedeni seldir. Tamlayan tamlananın nereye ait olduğunu, karpuzun ana maddesi yani ana memleketi Diyarbakır'dır. Karpuzun memleketi Diyarbakır, dondurmanın Maraş, elmanın Amasya arkadaşlar diyoruz. Takısı isim tanımasını lütfen sıfatla karıştırmayalım. Takısı isim tanımasının özellikleri var. Bu özellikleri bilelim arkadaşlar. Hem tamlayanı hem tamlananı ek almaz. İşte burada karıştırılıyor sıfatla. Takısı isim tanıması iki şekilde oluşur. Lütfen bu iki şekli çok iyi bilin. Ondan sonra sıfatla hiç karıştırmazsınız. Nasıl? Diyorum ki tamlayan tamlananın neye ait, neye benzediğini arkadaşlar bilebilir. Nasıl? Çocuk aslana benziyor. Yumruk demire benziyor. Öğrenci tilkiye benziyor. Bakın, benzeyen kendine benzetilen, benzeyen kendine benzetilen, benzeyen kendine benzetilen. Böyle olduğu için herhangi bir sıkıntımız yok arkadaşlar. İkinci özellik ise neden yapılır? Neyden yapılır? Bilezik altından yapılmış. Duvar taştan yapılmış. Kolye gümüşten yapılmış. Bu iki özelliği biliyoruz. Bu bir. Tamlayan tamlananın neye benzediğini.
ya da tamlayan tamlarının neyden yapıldığını. Bu iki özelliği biliyoruz. Daha sonra hem tamlayan hem tamlanın ek almadığını zaten takısız adı üstünde onu da biliyoruz arkadaşlar. Şimdi ipuçlarımız şudur arkadaşlar. Bir sıfatla niye karıştıramayız? Niye karıştırmayı hiç aklımızdan geçirmeyeceğiz? Şöyle. Takısı isim tanıması arkadaşlar. Tilki öğrenci. Öğrenci tilkiye benziyor. Ama kurnaz öğrenci dediğim zaman kurnaz diye bir varlık yok ki. Kurnaz diye bir varlık yok. Bu niteleyici yani sıfat olan bir kelimedir kurnaz. Ama bu ise bir varlıktır. Aslan, çocuk. Çocuk aslana benziyor ama cesurluk bir sıfattır. Aslan bir sıfat değil. Aslan benzetilendir. Benzetilendir. Benzeyen çocuk aslana benzetiliyor. Ama burada ise çocuk cesur diye bir varlık yok ki. Cesur diye bir varlık yok lütfen. Cesur diye bir nitelik var. Kurnaz diye bir nitelik var. Tamam canlarım? Buna da dikkat ediyoruz. Değil mi Hasan Ali? Bak Hasan Ali de okeyliyor. Evet. Devam edelim. Son isim tanımımız zincirleme isim tanıması. En az 3 isimden oluşur arkadaşlar. Lütfen en az 3 isimden oluşur. Yani 3 tane sözcük yanına gelirse zincirleme isim tanıması olur. Yanlıştır. Bunlar da kendi içinde bakın arkadaşlar. Tamlayan ya da tamlanan kendi içinde aynı zamanda isim tanıması olacak. Şimdi aslan çocuğun başarısı. Aslan çocuğun tamlayan başarısı tamlanan. Aslan çocuğun yani tamlayan kısmı kendi içinde aynı zamanda isim tanıması oluşmamış mı? Çünkü aslan çocuk aynı zamanda takısızdır. Değil mi canım? Tamlayanı takısız olan bir zincirleme isim tanıması. Öğretmenin not defteri. Öğretmenin tamlayan not defteri tamlanan. Tamlanan kısmı aynı zamanda belirtisi isim tanımasıdır. Not defteri. Gümüş kolye. Bak altın kolye. Altın kolye gümüş kulpu. Altın kolyenin gümüş kulpu dediğim zaman arkadaşlar. Altın kolye de kendi içinde takısı isim tanıması. Gümüş kulp da kendi içinde takısı isim tanıması. Bunlar ilgi eki ve iyelik ekiyle birbirine bağlandıkları için zincirleme isim tanıması. Ve 4 isimden oluşmuş arkadaşlar. Kapı kolunun rengi. Şimdi kapı kolunun rengine dikkat edin. Kapı kolu kendi içinde bakın buraya arkadaşlar. Kapı kolu kendi içinde belirtisi isim tanıması. Kapı kolunun rengi diyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat edelim. Benim annemin altın bileği. Benim annemin altın bileziği. Şimdi şuraya dikkat edin arkadaşlar. Burada benim annemin altın bileği ya da altın bileziği fark etmiyor arkadaşlar. Yine nedir? Takısı isim tanıması ve belirtili isim tanıması olarak karşımıza çıkıyor. Yine 4 isimden oluşmuş. İpucu nedir arkadaşlar? İpucu şudur. Tamlama oluşturan 3 sözcükten biri sıfat olursa bu onun zincirleme isim tanıması olmasını engelliyor. Çünkü neden? Zincirleme isim tanıması mutlaka 3 isimden olması gerekiyordu. Hatırlayın arkadaşlar. Şimdi zengin adamın hayalleri. Adamın hayalleri evet tamlayan var, tamlanan var. Ama zengin sıfat. Bundan dolayı ben zengini almıyorum. Almadığım için adamın hayalleri belirtili isim tanıması. Güzel sıfat, güzel insan. Güzel sıfat olduğu için insanların başarıları yine belirtili isim tanıması oluyor diyoruz arkadaşlar. Şimdi kurnaz öğrencinin akıllı öğretmeni 4 tane sözcük var ama kurnaz da sıfat, akıllı da sıfat olduğu için ben bu ikisinin üstünü çiziyorum ve öğrencinin öğretmeni yazıyorum belirtili isim tanıması. Zengin insanlar zengin sıfat, pahalı arabalar pahalı sıfat olduğu için insanların arabaları belirtili isim tanıması diyorum arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Evet arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.